aynı şey aşağı yukarı. 10 milyon demek istemiştim. Yani 10 milyon euro. Evet. Şimdi peki şimdiki Süleyman Soğat Muğla Emniyet Müdürü ki Barış Güler'in 17 Aralık sürecinde 2013'te İçişleri Bakanı'nın dönemin İçişleri Bakanı'nın oğlunun iş yeri arandığı zaman ona destek için giden polis müfettişi. Daha sonra Hakkari Emniyet Müdürü oluyor. Daha sonra Muğla Emniyet Müdürü oluyor. Ve Sezgin Baran Korkmaz'ın Kervansaray Otel'e gidip o görüşmeyi yapmamasını İçişleri Bakanı'nın talimatı olarak söyleyip Muğla'dan geri çeviriyor. Şimdi Türkiye bu kadar karanlık ilişkilerde yaşamak zorunda mı? Bakın telefon görüşmeleri, telefon sinyalleri, Çağlar Şerli'nin, Alaaddin Çakıcı'nın avukatının, Sezgin Baran Korkmaz'ın ve Muğla Emniyet Müdürü'nün bir dakikada alınabilir. Ya bunlar soruşturulsun. Bir, Kervansaray Oteli 45 milyon liraya nasıl aldı? 310 milyon liraya nasıl sattı? Alaaddin Çakıcı onu neden tehdit etti? Muğla Emniyet Müdürü bu olaya nasıl girdi? İçişleri Bakanı Muğla Emniyet Müdürü'nü neden yolladı? Bir devletten bahsediyorum ben. Sözüm ona bir hukuk devletinden bahsediyorum. Böyle bir şey olabilir mi? Muğla'nın ne kadar kritik bir adres olduğunu da her geçen gün biraz daha fazla anlıyoruz bu ilişkiler ağına bakarken. Hatırlar mısın Timur, Murat? Sedat Peker bir yerel gazeteciyi Ordu Ünye'de işaret etmişti. Ve oranın belediye başkanına ilişkin bir takım meseleleri haber yaptı diye bir telefon ettiğini o arkadaşımıza, meslektaşımıza söylemişti. O belediye başkanının akrabası değil mi bu Muğla valisi? Ben yanlış mı hatırlıyorum? Çok aynı soyadlı o aileye mensup değil mi? Yani bir zamanlarda Çanakkale'de valilik yapmış gene bir isim. Yani çok her şey birbiriyle ilişkili gibi sanki. Tabii ki eksik olan tek bir şey var. Bir soruşturma eksik. Bir cumhuriyet savcısı. Bir soruşturmada evet tek eksik olan bir soruşturma. Eğer bir soruşturma olsa bu klasörleri böyle yan yana koysak bu işler labirent gibi böyle hemen piramit gibi daha doğrusu ortaya koyuvereceğiz. Kimler var? Hangi bakan var? Hangi milletvekili var? Yani şimdi özellikle şimdi Alaaddin Çakıcı'nın bu olaya nasıl girdiğini ben merak ediyorum. Alaaddin Çakıcı'nın Sezgin Baran Korkmaz'ı çağırdığını İçişleri Bakanı'nın nasıl duyduğunu merak ediyorum. Demek ki ciddi bir devlette telefon dinleme trafiği de var. Yani aslında böyle bir sistem de kurulmuş. Bu usulsüz dinlemelerle ilgili iddialar ortaya atılırken her şeyden haberi bakanın var. Kim nereye gidiyor? Kim kimle görüşüyor? Kim tehlikede? Kim değil? Her şey net bir şekilde aslında ortada. Yani bugün bir cinayet davasında savcılık 5 dakika içerisinde cinayet zanlısının tüm telefon görüşmelerini, mesaj trafiğini, telefon sinyallerini alabiliyor. Bir tane savcı çıksa, Bodrum Cumhuriyet Savcısı çıksa, mesela Paramount Otel'deki o askeri araçta gasp edilmiş mi? O görüntüleri alsa, telefon sinyallerini alsa, Emniyet Müdürü'nün telefon sinyallerini alsa, Sezgin Baran Korkmaz'ın telefon sinyallerini alsa, mahkemedeki, yurt dışındaki mesajlarını İrfan Fidan'la alsa, bunları ortaya koysa olmaz mı? Ama günden güne bakın deliller kayboluyor. Bir sefer en önemli delil elimizden uçtu. Sezgin Baran Korkmaz. Nerede? Avusturya'da. Siz düşünebiliyor musunuz? Çok küçük ihtimal. Avusturya Mahkemesi Türkiye'ye verir mi onu? Eğer Amerika Birleşik Devletleri'ne iade olursa ve itirafçı olursa da Türkiye'nin başının çok ağrıyacağı kesin, yani bütün bu kara para aklama operasyonlarında. İzninizle bir saniye efendim, bizimle beraber biraz daha kalmanızı rica edeceğim, biliyorum bu bayram akşamı. Çok kısa bir şey söylemek istiyorum. Buyurun tabii, buyurun efendim. Çok kısa, bir sefer Avusturya Mahkemesi her şeyden önce Amerika'nın mı Türkiye'nin mi bu konuda ciddi, daha ciddi yargılama yaptığına bakacak. Ben buradan Murat Bey'e, Timur Bey'e, Ozan Bey'e size soruyorum. Hangi ülke ciddi bir yargılama yapmış şu ana kadar? Türkiye mi, ABD mi?
Yani hangisi yapmış? O kadar ayan beyan ortada ki, çok net ortada. İzleyicilerimiz kendi cevaplarını çoktan verdiler bile. Murat, İrfan Fidan başka nerelerde çıktı karşımıza? Benim tutuklanmamda şimdi sevgili vekil anlatınca gülümsedim hatta. Çünkü öyle dönemlerden geçtik ki biz tutuklanırken Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan, ben, Hülya ve Yeni Yaşam Gazetesi'nden iki arkadaş tutuklanırken tutuklanmamız yönüne mahkemeye sevk eden başsavcılıkta, o zaman başsavcı İrfan Fidan'dı. Bizim iddianamemiz hazırlandığı zaman iddianamede imzası bulunan, ki Türkiye tarihinde ilktir bu, başsavcının imzası vardı İrfan Fidan'ın. Üç imza vardı. Birisi İrfan Fidan'dı. İrfan Fidan imzası vardı. Ve bizler onların TCK 329 işte casusluk suçlaması, bir dünya suçlamalarla bizi bağdaştırarak bir şekilde cezaevinde 7 ay geçirmemize sebep oldular. Biz ne oldu? 329'dan beraat ettik. Ettiniz. O dava tamamen bitti. O dava tamamen bitmedi. 329'dan beraat ettik. Peki devamı nasıl? Devamında da ben 4 yıl 8 ay, Barış Terkoğlu sadece beraat etti. Ona da en son savcı itiraz etti hepimize. Bir üst mahkemeye gitti. Bir üst mahkemede dava hala bekliyor. Gerekçeli kararları falan verildi. O davada iddianamede imzası bulunan kişilerden biri İrfan Fidan. O zaman başsavcıydı. Şimdi Anayasa Mahkemesi üyesi. Diğeri Sayın Yılmaz. Hasan Yılmaz. O da Adalet Bakanı yardımcısı şu anda. Ve bir de diğer savcı vardı. O da şimdi başsavcı yardımcısı oldu. Ben Ali Mahir Bey'in anlattıklarını bir ekleme, yani kendisinin de yani bir tabloyu biraz daha netleştirme açısından bir iki şey söylemek istiyorum. Birincisi, gerçekten yani Sezgin Baran Korkmaz olayı ile ilgili iddianameye baktığınızda, yani Ali Mahir Bey'in anlattıklarına tablosu zaten iddianamede görünüyor. Yani bir MASAK raporu geliyor, 28 Eylül 2020 tarihli. MASAK raporunda Amerika'da süren kara para aklama soruşturmasının bütün detayları var. Ve bununla ilgili çok net tespitler var. Sonra birdenbire, bu gerçekten çok az olan bir olaydır, Hasan Yılmaz, yani İstanbul Başsavcı Vekili, mahkemeye başvurup, yani 3. Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurup diyor ki mal varlığında tedbir kararlarını kaldır. Çünkü o sırada Sezgin Baran Korkmaz'a kara para aklama ve örgüt suçlamalarıyla mal varlıklarına bir şey yapılmış, tedbir konulmuş, el konulmuş. Ve Hasan Yılmaz böyle başvuruyor ve Sulh Ceza Hakimliği olmayan bir MASAK raporuyla, olmayan bir MASAK yazısıyla, yani MASAK yazısında sadece şu var: evet, müfettiş görevlendirdik diyor MASAK yazısı. Ama sanki orada bir koşullar değişmiş, suçlama değişmiş gibi mahkeme diyor ki mal varlığına el koyma kararlarını kaldırıyoruz. Bir süre sonra yine bir başvuruyla, şöyle düşün Murat, yurt dışına çıkış yasağı kaldırılıyor. Ve o sırada... Ve bizim aile yurt dışı yasağımız var. Evet, aynen. Senin yurt dışı yasağı var. Evet. Ama o sırada Sezgin Baran Korkmaz ne yapıyor? Paramount Oteli gidiyor, Singapur'daki bir şirkete satıyor. Çok Türkiye'nin en büyük sigorta şirketlerinden birinin sahibi. O sigorta şirketine gidip satıyor. Bütün mallarını satıyor bu sırada. Yani devlet eliyle yapılıyor. Bunlar gerçekleşiyor. Şimdi Ali Mahir Bey'in anlattığı tabloda bunu çok net ortaya koyuyor. Bir de şöyle bir iddia var. Son olarak onu söyleyeyim. Yani Sedat Peker de şunu iddia ediyor sonuçta. Sezgin Baran Korkmaz'a bir çağrı yap, İçişleri Bakanı çağırdı ve bu görüşmenin bütün detayları da yazıldı aslında. Yalanlanmadı da. İçişleri Bakanı ile İçişleri Bakanlığı'nda görüştü ve ona şöyle dendi. Yukarısının haberi var. Yani Sedat Peker'in ifadesiyle Tayyip abi'nin haberi var. Sen hakkında tahkikat yürütülüyor. Sen yurt dışına kaçacaksın. 45 milyon dolar alacağından da vazgeçeceksin ve bu şekilde yurt dışına çıkacaksın diye talimat verildiği söyleniyor. Yani bütün tabloya baktığımızda aslında Ali Mahir Bey'in anlattığı bütün sistem deşifre olmuş vaziyette. Ama aynı dediğiniz gibi tek bir eksik, bir soruşturma yok. Bütün ülke biliyor gerçeği. Hatta o premit bir anlamda gözler önüne serilmiş vaziyette. Ama bunu resmi kağıda dökecek, yani evrağa dönüştürecek, soruşturmaya dönüştürecek bir irade. Ya burada tuhaf da bir şey var. Velev ki bir soruşturma açılsa, yürekleri huzura kavuşturacak bir sonuç da çıkmayacak. Çünkü bu gibi güven meselesi bu. Yani mahkemelere olan güven azaldıkça ortaya çıkan sonuçta aklanamıyorsunuz da mahkemede. Yani bir başka sonuç oluyor. Bir de tabii başka bir problem daha ortaya çıkıyor. Sezgin Baran Korkmaz kim ki bu kadar kullanıyor? Ya şöyle, onun malı niye bu kadar değerli?
Şimdi artı, bu soru çok kritik bir soru. Kim ki bu kadar kullanıyor? Yani onun işte, malı neden? Bu kadar insana, olarak ben de bu kadar hatta insan, Ali Mahir, Sayın Ali Mahir Başar'da sorayım. Senin sözünü kestim ama. Rica ederim. Yok, ek olsun diye söylüyorum. Bu Sezgin Baran Korkmaz'ın mal varlığını kaldırma nedeni acaba bir siyasetçi için olabilir mi Sayın Ali Mahir Başar'ı? Ben kesinlikle öyle tahmin ediyorum. İsim de verebilirim. Bu çok önemli bir iddiaydı. Bir milletvekili ve babası, Ankara milletvekili AK Parti'nin, aslında isim konuşabiliriz ama bilmiyorum ne kadar doğru olur. Aslan Soy. Sizin dokunulmazlığınız olduğu için sizin açınızdan bir sıkıntı yok. Evet, siz telaffuz ederseniz biz de at yazıya veririz efendim. Mücahit Aslan ve İhsan Aslan'ın çok ciddi ilişkileri oldu. Onların parasının işletildiği iddiası var. Bunu da şöyle söylüyorlar. Maslak'taki bürosundan bir dakika, Sezgin Baran Korkmaz'ın Maslak'taki bürosunda Mücahit Aslan'ın babası İhsan Aslan'ın sürekli olarak bulunduğunu, sürekli olarak beraber olduğunu söylüyorlar. Bir de Murat Bey'in iddiası doğru, yani şöyle bir şey var. Bakın, Amerika'nın Türkiye'den istediği para 134 milyon dolar. Yani benim Türkiye'deki param diyor, kara para, aktarılan para 134 milyon dolar. Peki 20 Ocak tarihli MASAK raporunda ne kadar kara para trafiği tespit edilmiş? 310 milyon dolar. Üstü kimin? Bana söylesin birisi. Yani buradaki yaklaşık 170 küsür milyon dolar kimin parası? Sezgin Baran Korkmaz'ın parası değil. Onda para yok. O Amerika'daki parayı getirmiş. Ama buradan da birilerinin parasını almış. Şirketlere küçük küçük paralar vermiş. Onlara çökmüş. Onları satmış. Para kazanmış. Bu adam tefecilik yapmış. Birilerinin parasıyla. Yani marka olan ama zor durumda olan şirketlere biraz can suyu vermiş. Ondan sonra içine girmiş, o şirketleri ele geçirmiş, daha pahalı bir şekilde satmış. Bu kadar basit. Bu para